Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SPK'nın duyurusunda da geçen bu haftaki bültende geçen Hedef Holding AŞ'nin sizlerle birlikte halk arzının incelemesini gerçekleştireceğiz. Burada gördüğünüz gibi mevcut sermayesini, yeni sermayesini, bedelli kısmını, mevcut pay satışını ve satış fiyatlarını görebiliyorsunuz. Müzik <laughs> Kap tarafına geldiğimizde bu onaylı izahnamelere ulaşmak zor oluyor. Burada birçok kişinin onaylı izahnameye ulaşamadığını gördüm ama bunlar hatta PowerPoint sunusu falan haline de getirecektim ama çok atla deve bir şey olmadığı için sizlere de göstereyim. Dilerseniz bundan sonraki halkarzlarda da kendiniz inceleyebilirsiniz. Ben sizin için ne yapıyorum? Burada birazdan göstereceğim gibi 200 sayfa civarında bir e, yayınlanıyor. Bunun hepsini okuyorum baştan sona ve sizin için önemli 10 sayfayı çıkartıp bunları sizlerle birlikte tartışıyorum ama bunlar öyle anlatıldığı gibi atla deve şeyler değil. Kap tarafına gelip onaylı izahname yazıp bir kere enter'a basıyorsunuz. SPK tarafından onaylanan izahname çıkıyor. Buna tıkladığınız zaman hemen aşağı bir sayfa açılacak. Şimdi bekliyorum. Aşağıdaki sayfam geldi. Bakın böyle burada Ange'nin olduğunu görüyoruz. Burada hedefe geldiğimiz zaman ne diyor? Hedef holding AŞ izahname ekleri diyor. Aşağı geldiğimizde hedef holding AŞ izahnamesi diyor. Burada fiyat tespit raporuna da ulaşabiliyorsunuz. Bunların hepsi kap tarafına düşüyor. Yani burada aslında bizim yayıncılar olarak yaptığımız şey sadece izahnameyi okuyup size göre düzenlemek, bilgilerini vermektir. Yoksa gelip kendiniz de ulaşabilirsiniz. Çok özel bir yerden falan bulmuyoruz. Onu sizlere belirteyim. Aynı zamanda bunun bilinmediğini ve mail de aldım birkaç tane. Detaylı bir kap eğitim serisi de çekmeye çalışacağım. Burada aslında her şey ama her şey var. Bunları nasıl bulabileceğiniz, nasıl aratma yapabileceğinizi gösterirsem siz kendinize de detaylarına bakabilirsiniz. Bunu bildirmek istedim. Şimdi devam ediyorum. İzahnamemize geldik. Bugün sizlerle birlikte fiyat tespit raporu incelemeyeceğim. Eğer isterseniz fiyat tespit raporuna da bakabiliriz ama şu an fiyat tespit raporu incelemesi yapmayacağım. Bundan sonraki halka isterseniz tabi yorumlarda da belirtirseniz hem fiyat tespit raporunun incelemesini hem de onaylı izahnamenin okumasını analiz edilmesini sizlerle birlikte paylaşabilirim. Kanala abone olup beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tekrardan size teşekkür ederim. Telegram ve Instagram animasyonlarımızı da koydum. Aynı zamanda açıklamalar kısmında da bunların linkleri var mevcuttur. Şimdi ilk önce burada önemli sayfalar dediğim gibi sizle birlikte 200 sayfayı okuyamam. Fiyat tespit raporunu eklememin nedeni de videonun süresinin çok uzun olmamasıdır ama isteyenler olursa uzun olsun biz yine izleriz derseniz yorumlar kısmına yazın. Daha detaylı fiyat tespit raporuyla birlikte yaparız. Öncelikle 33. sayfaya geçiyorum. İzahnamenin 1. bölümündeki seçilmiş finansal bilgilere geldik. Burada 2018, 2019, 2020, 2021'in dönen varlıklarını kontrol ederek başlayacağız. 16 milyon, 29 milyon, 46 milyon, 59 milyon olduğunu görüyoruz. Duran varlıklar 59 117, 383, 628 olduğunu yani duran 10 12'ye katladığını görüyoruz. Şimdi geldiğimizde kısa vadeli yükümlülüklerini 1 milyon, 266 bin, 300 bin ve 450 bin olarak kısa vadeli yükümlülükleri görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda süper derecede bir büyüme olduğunu görebiliriz. 8 milyondan uzun vadeli kümükleri 87 milyona 10 katına çıkartılmış. Burada 12 katına bir çıkış var ama aradaki farkın da açılmasından dolayı yine gayet güzel ki bunu öz kaynaklarda görüyoruz. 63 milyon, 122 milyon, 350 milyon ve 600 milyon olarak yani toplam 4 senede öz kaynağını 10 katına çıkartmış. Aşağı yukarı bu hisse elinizde olsaydı bu sırada belki 7-8 kat gidebilecekti. Gerçekten çok tebrik ettim. Güzel bir bilançosu var. Aşağı doğru indiğimde kar ve zarar tablosuna bakacağım. Burada 2018'de eksi 10 milyon yazılmış. 2019'da 75 milyon. Sonra tekrar eksi yazılmış. 2020'nin 6 aylığında 2020'nin 12. aylığında artıya çıkmış. 2021'in 6 aylığında ise 40 milyon bir hasılat yazılmış. Gayet güzel. Keşke eksiler olmasaydı ama yine de fena sayılmaz. Dönem karına geldiğimiz zaman tabi burada önce bir esas faaliyet karına bakalım. Esas faaliyet karında yine eksi artı artı eksi artı şeklinde yazıldığını son olarak 38 milyonluk bir esas faaliyet karı olduğunu görüyoruz. Ki burada benim en önemli noktam işte bu hasılatın çok büyük bir kısmı esas faaliyet karından geliyor. Bu çok güzel. Net dönem karı zararına baktığımızda son bilanço döneminde 30 milyonluk bir net dönem karı yazdığını görüyoruz. Bu gayet güzel. Şimdi gelelim diğer sayfamıza geçelim. İkinci PDF dosyama geçtim. Burada faaliyet hakkında genel bilgileri okumamız gerekiyor kısaca bilmek için. Ana faaliyet alanlarında izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün hizmet kategorilerinde içererek şekilde ihracıya faaliyet hakkında bilgidir. Şeklinde bir başlıkla anlatılıyor. Şirketin holding sitesinde olup esas sözleşmesinin Üçüncü maddesinde de belirttiği gibi amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama ve organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır. Şirket mevcut durum itibariyle iştirakleri aracıyla finansal piyasaları faaliyet göstermektedir. Bu tarzdaki firmalar şu stratejiyi de genel anlamda kullanıyorlar. Çok fazla bilinmiyor ama örneğin siz bir girişimcisiniz ve çok iyi bir yazılım projesi yapıyorsunuz. Aklınıza çok iyi bir fikir var. Bu tarz kurum kuruluşlara başvuruyorsunuz ve kendinize belli bir Miktarda yatırım istiyorsunuz Bunlar da size ne yapıyor burada belirttiği gibi Yatırım kararları da olsun da kaynak kanalize etmek size kaynak kanalize ediyorlar Siz bu kaynaklı örnek veriyorum Eee YouTube fikriniz var. Yani YouTube platformunu komple kurma fikriniz var. Bunu gidip buralarla görüştüğünüz zaman size örnek veriyorum. 10 milyon TL'lik bir nakit akımı sağlıyorlar. Siz bununla işlerinizi kurup programlarınızı satın alıp yazılımcılar tutup bu YouTube platformunu kuruyorsunuz. Bunun karşılığında da %50'sini ortak alıyorlar. Sonra belli bir büyümeye ulaştığında da tabii elindeki payları satıyorlar. Böyle bir izlenimleri de var. Bunlar da riskli ama çok yüksek kar marjları da üretebilen noktalar olmuş oluyor. Şimdi geliyorum burada 44. sayfaya geçiyoruz. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hakkındaki bilgiler burada bizim için çok önemli. Şirketin finansal tablo dönemleri itibariyle maddi duran varlıkları aşağıda gösterilmiştir diyor. Arsalarına geldiğimiz zaman 2018'de 700 bin, 700 bin, 700 bin ve sıfırlandığını görüyoruz. Taşıtların yine aynı şekilde sıfıra geldiğini görüyoruz. Demirbaşların bir miktar arttırıldığını fakat toplama baktığımızda 800 binlerden 80 bine indiğini görebiliyoruz. Bu tabii ki güzel bir durum değil. Birikmiş amortismanlarını burada yine görebiliriz. Arsaların olmadığı için bir amortismanı yok. Amortisman dediğimiz şey kullanım bedelidir. Yani siz örneğin bir demirbaş aldınız bir çelik şirketisiniz ve çelik öğütücü bir makineniz var. Bu makinenin ömrü 20 sene ise ve siz 1 milyon liraya aldıysanız işte her sene 1 milyon bölü 20'den gelecek şeyi zarar olarak gösteriyorsunuz. Net defter değerindeki yine toplam kısımların incelemesini gerçekleştirebilirsiniz. Ben biraz daha buralar çok az önemli olduğu için ama mutlaka da değinmemiz gerektiği için hızlı hızlı geçiyorum buraların incelenmesini. Üçüncü pdf gelip 12. sayfaya geldim. Burası bildiğiniz gibi benim en çok önem verdiğim noktalardan biri. Araştırma ve geliştirme, patent ve lisanslar. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının araştırma ve geliştirme politikalarıyla ilgili sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi yoktur diyor. Burada herhangi bir bilgi vermemesi benim bakış açıma göre çok da güzel değil. Üçüncü tarafta yine 27. sayfaya geldik. Burada bazı noktaları yine incelemesini gerçekleştireceğiz. Ana pay sahiplerine bakacağız. Kimler olduğunu göreceğiz. Öncelikle İhraççının bilgisi dahilinde son genel kuru toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplama oy hakkı içindeki payların doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı ayrı olarak gösterilmekte kaydıyla ortaklık yapısı ve böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifadedir. Tüzel kişi dediği kuruluşlardan bahsediyor burada. Şimdi geldiğimiz zaman buraya Sibel Gökalp adlı kişinin 18.06.2020 tarihli olağanüstü genel kuru toplantısında payların %100'üne yani tamamına sahip olduğunu Sibel Gökalp'in tamamına sahip olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Şimdi geliyorum 4. izahnameme geçiyorum. 4. izahnamemde 38. sayfaya gidiyorum. Burada halk arz geliri ve maliyetleri konusuna gireceğiz. Halk arıza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve paybaşı maliyeti. Halk arz fiyatına göre 117 milyon olan arka arz ilişkin tahmin toplam maliyetinin 3.9 milyon TL olacağı tahmin edilmekte ve pay başına maliyetin ise 0.066 kuruş olması öngörülmektedir. Şirketin arka arzdan sağlayacağı net girişimin 94 milyon TL'sinin paylarını halka arz eden ortak Sibel Gökalp'in net gelirini ise 19 milyon TL olması beklenmektedir diyor. Burada ücretleri ve nerelere ne kadar bir para harcadığını bizlerle paylaşmış. Toplam maliyeti halka arz edilecek payın 60 milyon adet olduğunu söylüyor. Pay başına maliyetinde ne kadar olduğunu bizlerle veriyor. Hazır buradayken aklıma gelmişti notlarımdaydı fakat söylemeyi unutmuşum. E, fiyat halka arz fiyatı 1 lira 96 kuruş. Emir toplamaları 14-15 Ekim. Geri alım taahhütleri var. Aynı zamanda 60 milyon lotu e, bizlere arz ediyorlar. %35'i yurt içi bireysele yani küçük yatırımcıya yani bizlere dağıtılıyor. Ve eşit dağıtım metoduyla ilerleniyor. Benim tahminlerime göre sorarsanız da ortalama 200-250 lot arasında düşebileceğini düşünüyorum şahsen. Aşağı geldiğimizde halka arz gelirinin kullanım yerlerini görüyoruz. Halka arz eden ortak Sibel Gökalp'in 10 milyon adet payın satışından elde edeceği toplamda 19-60 milyonun gelirden 434.133 TL olarak halk arzın maliyetinin çıkarılması ile 19 milyon civarında tutarında net gelir elde etmesi beklenmiş olup söz konusu gelir siber gök arkımı tasarrufunda olacaktır. Şirketin sermaye arttırımı yoluyla ihlaç edeceği 50 milyon TL'nin nominal değeri paylarının satışta elde edeceği 98 milyon TL olduğunu işte arz sonucunda elde edilen kaynakların 108 sayılı yönetme kurulu kanunu ile elde edilen fonun kullanım verilerinin ilişkin rapor çerçevesinde olup söz konusu izahnamenin ek 4'te yer almaktadır diyor hemen aşağı geldiğimizde 90 milyon TL'sinin 107 sayılı yönetim kurulu kararı ile planlanan yatırım bankası için bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu BDDK'da yapılacak kuruluş ile faaliyet izni kapsamında olduğunu yani 90 milyon TL bir yatırım bankası kurulacağını söylüyor. BDDK'da yapılacak yatırım bankacılığı kuruluşu ve faaliyet izniyle ilgili başvuru ve onay sürecine kadar geçen zaman içerisinde ilgili kaynağa ihtiyaç duyulan zamana kadar ise 90 milyon TL'lik kaynağın ve kalan 490 kaynağın şirket mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendireceğini borsada işlem gören şirketlerin paylarının satın alınması ve başta iştiraki olan info yatırım menkul değerler aşağı tarafından sermaye piyasalarında ihraç edilen borsada işlem gören borçlanma araçlarının nitelindeki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına yatırım fonları ve banka mevduatı yoluyla değerlendirmesine karar verilmiştir. Şimdi hemen özetleyecek olursak Buradaki satan Sibel Gökalp'in 10 milyon TL'den gelecek 19 milyon TL kendi tasarrufundadır ne yapacağını kendi karar verir deniliyor. Aşağı geldiğimizde bu 98 milyon TL'den kalacak 94 milyon TL'nin 90 milyonu ile banka kurulacak diyor. 4 milyon TL'si fonlarda burada aynı zamanda banka mevduatlarında ve sermaye piyasası araçlarında ama borçlanma aracı dedi. işte tahvil bonolarda değerlendirileceği banka kurulana kadar bu 90 milyon TL'nin de buralarda değerlendirileceğini bizlere söylüyor. Yatırım olarak bir banka kuruluyor. Banka kurulana kadar da fonlarda e, tahvil bono da ve dediğimiz gibi burada banka mevduatında yer alacaktır. Devam ettiğim zaman burada şimdi geliyorum 42. ve son incelememiz gereken sayfaya iştirakları hakkında en önemli bilgilerden biri. Hedef Holding yatırım işletmesi olması nedeniyle finansal tablolarında gerçeğe uygun değer farkı kar zarar yansıtan finansal varlık olarak sınıflandırılabilir. Hedef girişim ve info yatırım yatırımlarının söz konusu şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık ilgili dönem sonları itibariyle ağırlıklı ortalama fiyat yeri esas sınıflandırmaktadır. sınıflandırılmaktadır. Vesairesini söylüyor bizlere. Hedef Holding'in finansal yatırımları olarak sınıflandırılan iştirak ettiği şirketlere ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Info yatırım, Hedef GSEO ve Hedef Portföy olduğunu görebiliyoruz. Bunlara baktığımız zaman sermaye taahhütlerinin olmadığını, kurulduğu ülkelerin Türkiye olduğunu, olağan faaliyetlerden kar zararlarının 81 milyon, 97 milyon ve 26 milyon olduğunu, yedeklerini, sermayelerini ve ihraççı payı olan tutarlarını görebiliyoruz. Burada tabii ki altlarında bu kadar güzel info yatırım gibi, girişim sermayesi yatırım ortaklığı gibi, portföy yönetimi, hedef portföy gibi iştiraklerinin olması bize ne veriyor? Güven veriyor en başında. E çünkü altında belli başlı iştiraklerin olması ve bunların da çalışıp üretmeye ve büyümeye devam etmeleri bizim için olumlu olarak algılanıyor. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman ortalama benim tahminime göre 200-250 lot düşecek dediğim ortalama belki 500 liralık falan bir alım yapabileceğiz. Bu da kaç tavan yapabilir? Şimdi güzel bir şey Şirket oldu iştiraklerinin güzel oldu altyapısının sağlam olduğu için Muhtemelen 3-4 tavana kadar gidecektir bu arada yüzde 20'lik bir iskonto oranı var fiyat tespit raporunda gördüğüm üzere Video uzamasın diye oraya geçemiyorum 2 tavan makul bekleniyor Ama benim şahsi görüşüm 3 veya 4 tavana kadar gidecektir ki 4 tavan benim e, Satışa başlayacağım yerdir kendim girersem Ama çok az bir lot dağıtımı olduğu için, yani 500 TL'lik oldu 4 tavan yaptığı zaman Biraz e, minimal bir para kazanmış oluyoruz buradan. Ama dediğim gibi 3-4 tavanı ben şahsen bekliyorum. Video sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İzahnamenin yanında fiyat tespit raporu da okumamı isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz bunları. Nasıl bulabileceğinizi kendinizi nasıl ulaşabileceğinizi kap tarafından sizlere ilettim. Kanala abone olup beğeni atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Telegram ve Instagram gruplarımıza sizlerin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.